Akidesi ağzına kadar Şia dolu olanlar bizi Şii olmakla suçladığı için onlardan da bahsedelim. Masum ve mahrum bırakmayalım. İmamlar masum mu? E şiaya göre masum. Onlar peygamberler gibi mi? Evet. Şia akidesine göre öyle. Efendim bir tane vahiy almazlar. İmamların sözleri paralel vahiy mi? Vahiy almazlar ama söyledikleri vahiy ile aynı statüye sahiptir. Yani sünnilerin hadise verdiği şeyi, hadis vahidir diyorlar ya, onlar da imamlarının sözlerine diyorlar. Kabirleri paralel Kabe mi? Maalesef. Peygamber soyundan olmak ayrıcalık mı? Var, var mı böyle bir ayrıcalık? Dinde bir tek ayrıcalık var, o da takvadır. <laughs> Seyit ve şerif olmak üstünlük. Dinin böyle bir şey var mı? O zaman niye anlattı Kur'an Nuh'un kafir oğlunu, İbrahim'in kafir babasını, Lut'un kafir karısını, Asiye'nin kafir kocasını ve Allah Resulü'nün kafir amcasını niye? Kur'an'da adıyla zikredilen tek müşriktir. Neden Ebu Leheb? Sormadınız mı hiç? Bundan işte. Bir peygambere akraba olmak, yakın olmak asla asla onun için bir üstünlük sebebi değildir demektir. Bu Kur'an'a meydan okumak değil mi? İbrahim'in soyundan zalim yönetici gelmesi caiz değil de. Bakara 124. Resul'ün soyundan gelmesi caiz mi?